Sayın arkadaşlar, bu dersimizde online olarak Zotero kendini nasıl yedekler onu göstermeye çalışacağım. Bir önceki dersimizde Zotero'da manuel olarak nasıl yedekleme yapılır o konuya değinmiştim arkadaşlar. Şimdi Zotero'nun online olarak mesela kendini yedeklediği bir alan var. O alana kayıt nasıl gerçekleşir? O alanda yani eşitleme nasıl yapılır? Buna değineceğim. Bu alanda hemen gidelim arkadaşlar, uygulamayı görelim, oradan halledelim. Evet. Zotero sitesine geliyoruz. Bakın Zotero sitesine geliyoruz. Yani Google'a giriyoruz. Evet, Google'a girdik. Girdikten sonra Zotero yazdık. Evet. Zotero yazdık. Yazdıktan sonra Zotero sitesine giriyoruz arkadaşlar. Buradan login oluyoruz. Login olurken tabii eğer ilk başta mesela diyelim ki login yani giriş yapmadan eğer kaydımız yoksa kayıt yapıyoruz. Kayıt için buraya geliyoruz. Register bölgesine. Yani amacımız buradan bir kullanıcı adı ve şifre elde edeceğiz. Burada Zotero diyor ki yani ilk başta bana bir kayıt ol. Ben sana bir alan vereyim. Bir kullanıcı ismi vereyim. Bir şifre vereyim. Sen masa üstünde kullanmış olduğun o programa git. Ekle o benim verdiğim sana şifreyi ve kullanıcı adını. Senin masa üstünde yapmış olduğun her türlü değişiklik otomatikman nereye yansısın? Buradaki alana yansısın ve buradaki alanda da eğer online'da çalışmak istiyorsan buradaki alanda da bu sefer masa üstüne yansır. Yani bir eşitleme gerçekleşir. Bu da doğal olarak bir yedekleme olayı meydana getirir. O zaman farklı bilgisayarlara geçtiğimiz anda, farklı yerlerde farklı bilgisayara geçtiğimiz anda internetten yani Zotero'nun web sitesinden Zotero'yu indirdiğimizde evet Zotero'yu indirdiğimizde hatırlayacaksınız nasıl indiriyorduk? Download sekmesine bağlıyorduk. Daha sonrasında evet, masa üstüne indiriyorduk bu programı. Yani indirdiğimizde biraz sonra göstereceğim alana mesela kullanıcı adı ve şifreyi yazdığımızda ne olacaktır arkadaşlar? Sistem yani program bize kayıt olurken verilen alanla bağlantı sağlayacaktır. Ve masa üstünde yapmış olduğumuz her türlü değişikliği gidip online olarak oraya da işleyecektir. Bu da şu kolaylığı bize doğuruyor. Farklı bir bilgisayara geçtiğimizde hemen Zotero programı indiriyoruz. Kullanıcı adı ve şifremizi yazıyoruz. Yazdıktan sonra program otomatikman o bütün dosyalarımızı ve fişlemelerimizi hatta klasör hiyerarşimizi ne yapıyor? Otomatikman o programa yani o bilgisayara indiriyor. Hemen kuruyor ve çalışmamız için bize uygun ortam sağlıyor. Bunu nasıl gerçekleştirdiğimi ben göstereyim size. Evet. Register olurken şunu tekrar hemen belirteyim. Kullanıcı adı, e-mail, tekrar e-mail, pasport. Ondan sonra tekrar mesela pasportu ekliyoruz ve ben robot değilim tıkladıktan sonra register oluyoruz. Eğer sıkıntı falan çıkarsa mesela pasportu mesela hem numara olsun hem de şey olsun harf olsun arkadaşlar. Buradan elde ettiğimiz şifre ve şeyi ne yapıyoruz? Bakın buraya gelelim. Yani ben giriş yapayım daha doğrusu. Login olayım. Ben aldım kullanıcı adı ve şifremi. Evet, login olalım. Evet olduk. Buraya geldi. Burada mesela Zotero'ya kaydoluyoruz. Hemen giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra My Library'e gidelim. Bakalım arkadaşlar bakın burada şu anda yani My Library demek online bölümündeki library arkadaşlar yani kitaplığımla aynı görevi üstlenmektedir. Yani nerede kitaplığım? Şuradaki kitaplığımla aynı görevi üstlenmektedir. Bakın burada isimsiz 3 kitaplığı var. Bu daha gelmedi. Eğer ben buradan elde etmiş olduğum yani kaydolurken elde etmiş olduğum kullanıcı adı ve şifreyi ne yapıyorum arkadaşlar? Tercihler bölgesine geliyorum. Geldikten sonra bu sefer de eşitle bölgesine geliyorum. Bakın eşitle bölgesine geliyorum. Burada kullanıcı adı ve şifremi yazıyorum. Ve eşitlemeyi kur diyorum. Kurduktan sonra bakın bir eşitleme geldi. Ayarlandı. Program burada sıkıntı yok. Ne yapıyoruz? Programı kapat diyoruz. Evet. Şurada eşitleme sekmesi var. Bakın eşitleme sekmesine tıkladığımda program ne yapıyor? Burada meydana gelen değişiklikleri, burada meydana gelen değişiklikleri, burada meydana gelen değişiklikleri bir eser üzerine yani bir eserin künyesine meydana gelen değişiklikleri otomatikmen nereye yansıtıyor arkadaşlar? Otomatikmen web sitesine yansıyor. Yani buraya yansıtıyor. Evet. Buraya yansıtıyor. Burada da mesela meydana getirdiğimiz bir değişikliği programa da yansıtıyor. Yani bu şu demek oluyor. İki şekilde de çalışabiliriz. İsterseniz online çalışın, isterseniz masa üstündeki programı indirerek kurun çalışın.
Her türlü değişikliğe mesela kayıt altına giriyor. Yeter ki bu kullanıcı adı ve şifreyi unutmayalım. Yani onu devamlı kullanalım arkadaşlar. Bakın gerçekleşiyor mesela düzenlemeler. Şimdi mesela bakın burada kitaplığım klasörü var. Mesela internet bölgesinde şu an burada yok. Eğer ben bir F5 yani yenileme yaparsam onu da getireceğiz buraya arkadaşlar. Göreceksiniz o da gelecek. Bakın kitaplığım iki klasörü de geldi. Mesela onun da mesela alt kısımlarında bakın. Aa bak burada yeni bir şey daha öğrendim. Ben de öğrendim. Yani burada mesela bu kitaplığın klasörünün içinde buna alt klasörler de otomatikmen alıyor arkadaşlar. Bu da bizim için iyi. Yani demek istediğim nokta eğer kitaplığımı export ettiğimizde klasör hiyerarşimizi de alıyor yani. Bunları deneyerek biraz mesela siz de deneyerek göreceksiniz. Sizin için daha iyi olacak. Burada benim anlatmaya çalıştığım olay yani Zotero'nun ne işe yaradığını, bize nasıl yardımcı olabileceğini göstermek, yardımcı olmak arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Burada yapacağımız her türlü değişiklik otomatikman oraya yansıyor. Ama en önemli şey arkadaşlar burada kullanıcı adı ve şifreyi girmemiz. Girdikten sonra tabii okey diyoruz. Ondan sonra buradaki işleme tıkıyoruz. İşte, yani buradaki eşitleme işlemine tıkladığımızda, butona tıkladığımızda program ne yapıyor? Eşitlemeyi gerçekleştiriyor web sitesi alanıyla. Evet arkadaşlar burada da dersimiz burada sona ersin. Tekrar kolaylıklar.